hayır. Ben hep sağlıkçı olmak istedim. O yüzden üniversitede direkt hedeflediğim bölüme yöneldim. Ama oyunculuk hep bana böyle çevrem tarafından empoze edilen bir meslekti. İşte kesinlikle denemelisin, kesinlikle ekranda olmalısın, sende o ışık var, yapmalısın denilerek bu yola sokuldum aslında. Biraz kader, biraz şans faktörü diyelim. Kendimi bu mesleğin içerisinde buldum. Ama mesleğe başladıktan sonra kendime defalarca şunu dedim. Ben gerçekten bu mesleğin insanıymışım. Ben başka bir meslek yapamazmışım. Yani hayalini kurduğum meslek bu değildi belki de. Ama işin içine girdikten sonra yapabileceğim tek mesleğin bu olduğunu anladım. Şu an başka bir meslekte bu kadar mutlu olabileceğimi düşünmüyorum. Asla asla dememek lazım. Ama yapabileceğimi de düşünmüyorum. Bu kadar uyum sağlayamam. Ya gerçekten ben real hayatta Reyhan gibi çok az insana rastladım. Ama Reyhan gerçekten çok iyi birisi. Ben mesela senaryo okuduğum zaman yeri geliyor gerçekten diyorum ki ah burada işte tam ben. Bunu diyorum ama hiç ben olmadığı zamanlar da çok oluyor. Benzeştiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle çok zıt kutuplar değiliz. Ben de çok sabırlıyım. Gerçekten sabırlı bir insanım ama Reyhan sabrını benim gibi yansıtmıyor. Ben hep konuşmaktan, hep dile getirmekten, dile getirerek çözmekten yanayım. Reyhan daha çok susarak, içine atarak, yutarak, hiç yutma taraftarı bir insan olmadım bu zamana kadar. Ama benzeştiğimizi düşünüyorum. Reyhan iyi, insancıl, herkese sevgisini gösterebilen, bütün duyguları çok güzel içinde yaşayabilen. Ben daha çok böyle hep sevincimi de üzüntümü de belli etmekten yanayım. Bir şeyi çok seviyorsam böyle dört elle sarıp sarmalarım ama o sevgisini bile yeri geliyor çok içinde yaşıyor. Benzeşiyoruz da ayrışıyoruz da öyle söyleyeyim. Gerçekten hayal edemiyorum aslında kendimi ama bu kadar susamazdım. En azından yani aklıma gelen ilk cevap bu oluyor bunu düşündüğümde. Çünkü bu kadar yutabilmek, bu kadar hazmedebilmek yani bence insan bünyesi de bunu bir süreden sonra kaldıramaz. Çünkü ben dizide o kadar çok ayakta duruyorum ki yani en çok devrilmeyen ben oldum. Ama ben o kadar acıya rağmen hep ayakta kalan insan oldum. Senaryo bu zamana kadar bunu gösterdi bana. Ben bu kadar içime atarak ayakta kalamazdım diye düşünüyorum. Biraz daha dışa vurmam, biraz daha iletişime geçmem ya da biraz daha kabuğumdan sıyrılmam gerekirdi ayakta kalabilmem için. Biz işle yaşıyoruz. Yani iş başladığı zaman işle yaşıyoruz. Tek yaşantımız iş oluyor. Ama bunun gerçekten meslek adına çok fazla avantajı var. Çünkü her gün, hani günü geçtim her saniye yeni bir şey öğreniyorsunuz burada. Çünkü benim soluksuz sahneden sahneye geçtiğim oluyor. İşte kostüm, yani kostümlerimi hatırlamıyorum bile giydiğim zaman. Bunu ne zaman giydim falan oluyorum bazen. Ama hani bunun gerçekten avantajı meslek adına çok fazla. He, yorgunluk mu? Her mesleğin kendine göre bir yorgunluğu var. Tabii ki de bu da çok yorucu. Ama bunun geri dönüşü çok güzel. Siz tatmin oldukça daha fazla şey veriyorsunuz karşı tarafa. Nitekim yani bizim yaptığımız iş de gerçekten çok çok tatmin ediyor bizi. Çünkü biz çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ben bunu bir önceki röportajımızda da söylemiştim. Biz bu kadar güzel geri dönüşler almasak bu kadar dört elle sarılamayız belki de. Biz çok güzel geri dönüşler alıyoruz ve insan bir süre sonra işte yorgunlukmuş, buradaki tatsızlıkmış, işte ya da kişisel hayatında yaşadığın olumsuzlukmuş, bazen işin getirdiği o güzel sonuçlar bile kendi hayatınızdaki olumsuzlukları bile unutturuyor size yani. O yüzden güzel. Yani avantajı da var, dezavantajı var ama her mesleğin var bence. Bu meslek sadece çok güzel katkılar sağlıyor hayatınıza, öyle söyleyebilirim. Bu çok zor bir soru. Yani tabii ki de kendimi iyi yerlerde görmek istiyorum. Hayalim şu, ben hep güzel basamaklardan geçmek istiyorum. Yani şimdi bir anda zirveye ulaşmak da olmaz ya da hani bir anda çökmek de insanı çok yıpratır. Ben hep böyle güzel basamaklarla, emin adımlarla gitmek istiyorum. O tarz hayallerim var. Birden uçmak, en iyisinde olmak değil ama iyilerini yaşayarak en iyisine ulaşmak. Yani kötü tecrübe kimse edinmek istemez. Ben de kötü tecrübe edinmek istemiyorum. Umarım öyle şeyler başıma gelmez. Ama benim için şu başladığım basamak zaten iyinin de iyisi. Yani tahmin edebileceğimin de çok çok ilerisindeydi. O yüzden çok tatmin oldum. Umarım diyorum hani hiçbir zaman bu tatmin derecemi kaybetmem.
Çünkü burası çok doyuruyor insanı. Bu basamak da çok doyuruyor. İlerisi için daha da iyisini yapmanız gerekiyor. İnşallah hep en iyileriyle karşılaşırız.